Evet, arabaların fotoğrafını çekmeye gidiyoruz. Bas'la beraber. Perfect. Gideceğiz, önce yıkayacağız arabaları tabii. Bu da leş gibi, o da leş gibi. Bakalım. Evet arkadaşlar, araba yıkama yerine geldik. Araçlarımızı yıkayacağız, sonra fotoğraflarını çekeceğiz. Birazdan size anlatacağım neden böyle olduğunu. Hop yavrum benim, çiçek. Evet, şimdi Lexus ve seçmeyi unutmuşum. Lexus ve BMW'yi güzelce temizleyeceğiz. Şurada fotoğraflarını çekeceğiz. Satılık için. Bütün arabaları satıyorum arkadaşlar. Hepsi gidecek. R34 hariç. Porsche'ye çok niyetim yok satmaya ama hani giderse diye. Ama bunların ikisinin gitmesi lazım. Birazdan açıklayacağım. Şu temizlemeyi bitireyim de. Efendim, arabaları satıyoruz. Satmamız lazım üçünü yani. Porsche gitmese de olur dediğim gibi ama giderse farklı planlar olur. Şimdilik önceliğimiz ev. Eve bakıyoruz. Birkaç tane beğendik gibi. Onlardan bir tanesi olursa bir tık down payment vermemiz lazım. Hepsi bankadan olmuyor. Öyle. 94'te aldık herhalde. 98.800 kilometrede bu. Şurada birkaç fotoğrafını çeksek yeter. Bas da şeyi temizledi sağ olsun. BMW'yi halletti. O geride kalsın orada. Bunu da fotoğraflayalım. Ondan sonra GT3 alıp geleceğim. Sonra GT3'yi de güzel bir fotoğraflarını çekelim. Jantlarını vesaire. GT3 satılmayabilir ya da satmayabilirim. Şunların ikisine bağlı. Bunların ikisi belki erken satılırsa GT3 kalabilir. Ya da iyi bir teklif gelirse gidebilir. Giderse farklı formüller düşünürüz bakalım. Hayırlısı. Evet, otobüsler gelmeye başladı. Otobüsler gelmeden inşallah işlerimizi burada hızlıca hallederiz. Bu ikisini burada çekeceğiz. GT3'yi başka yere götüreceğiz. Onu da orada çekimini yapacağız. Bakalım. Bu da bildiğiniz gibi 64.000 kilometrede servisleri BMW'de yapıldı. Her şeyi tamamlandı. Hiçbir problem yok dendi. Öyle full servis bakımını yaptırdık. Önceki videolarda izlemediyseniz sağ üst köşeden de bakabilirsiniz ona. Birazdan üzerini falan filan açarız. Gerçi gördünüz değil mi? Az önceki videolarda gördünüz. Açılıp kapanmasında bir problemi yok. İçine hava kaçırmıyor. Öyle bir şey yok. Giderken vesaire sıkıntısı yok. Evet, yani Amsterdam'ın göbeğinde oturup 4 tane, yani Amsterdam'ın göbeğinde kirada oturup 4 tane arabaya bineceğimize kendi evimize geçip 2 arabayla yola devam etmek daha mantıklı. O yüzden arabalar şu an fazla ve gitmesi lazım. Kendi evimize geçelim. Yani alabilirsek inşallah, nasip olursa. Geçersek ondan sonra arabalar yine yavaş yavaş gelir, artar. Bisikletten geldik buralara falan diyorum. Yani sadece bisikletimiz vardı bir ara geçen sene. Değil mi? Olur hepsi olur. Ya gitmesi gerekenler gidecek arkadaşlar. Şu an gitmeyecek tek araba R34 GTR. GT3 gitmese güzel olur. Ama iyi fiyata giderse çok daha iyi olur. Çünkü onun yerine başka bir Porsche olabilir ve değişik kırmızı bir araba olabilir. Hayırlısı. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Bakalım, bunları bir halledelim de gerisine bakacağız sonra. Evet, birkaç tane de ben fotoğraf çekeyim dedim araba burada dururken. Şimdi stop edelim, biraz da üstü açıkken çekelim. Biraz bineriz diyorduk BMW'ye ama çocukların diğer okul sezonu başlamadan, bir sonraki sene başlamadan bir ev daha mantıklı geliyor bize. O yüzden eve taşınırız gibi geliyor. Ama nasip olursa tabii. Dediğimiz gibi hiçbir şey emin değiliz, hiçbir şeyden. Deneyeceğiz. We'll try. Tam gidecektim, kapı da çıkmış. Evet. Tamamdır. Şimdi bununki tamam fotoğrafları. Ben bunu götüreceğim eve. GT3'yi alıp geleceğim. Arkadaş da o sırada 3.35'i halledecek. Daha sonra bir Lexus alacağız yine. Şimdi gitmesi lazım. Şimdi para lazım. Para yok arkadaşlar. Para lazım. Eco car. Evet, şimdi Porsche'yi almaya geldim. Porsche'yi alacağım. Gideceğim. Sen kalıyorsun. Sen hep kalacaksın. Şimdilik bilmiyorsun. Porsche kaç kilometre yapmışız ya Porsche'yi? Birazdan 35.000 olacak. 27'de aldık, 35.000 maşallah. Daily kullanıyoruz ya arabayı. Ay kapının. Şimdi kapıyı açalım. O tam böyle yukarı doğru çıkmışken çalıştırıp kaçalım. Şimdi gündüz saat, o yüzden sıkıntı olmadı şu an. A few moments later. Evet, şimdi GT3'yi getirdim. Bunu yıkayacağım. Jantlar çok güzel görünüyor ya. Arkadaşlar alıştın mı da var ya, acayip görünüyor ha. Evet, bas beni bekliyor. Şuraya gideceğiz. Şurada bir yer bulduk. Okey dedi, gel dedi. Gidiyorum. Hadi bakalım. Bizi oradan kovana kadar orada birkaç fotoğraf çekeriz, güzel bir yer. Like nice pictures and after I'll do like sales pictures. Okay. Lokasyon çok güzel oldu yani. Güzel bir yer bulduk vallahi Amsterdam'da. Şuradan içeri girdik, açıktı yerler. Kimse bir şey demez herhalde. Fotoğraf çekip gideceğiz, yemiyoruz ya. Çok güzel. Çay olsaydı iyi. İçecek bir şeyler aldım. Yorulduk. Çok çalıştık. Evet, şimdi BMW'yi almaya geldik. BMW şurada, arada görünüyor. GT3 ile bitirdik videolarımızı. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bir iki fotoğrafta evin orada çekileceğiz. Ondan sonra tamamdır. Hadi bakalım.